Arkadaşlar selamünaleyküm. Atatürk Üniversitesi'nin Arapça 3 kitabındaki 7. ünitemizin kalan bir konusu vardı. Mef'ulün meah. Bunu da bu dersimizde inşallah anlatacağız. Bundan sonraki videomuz nasip olursa soru çözümüyle alakalı olacaktır. Başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Mevkifü seyyarat. Mevkif durak demek. Vakafe yakifu. Mastar vukufen. Mevkuf ismi mef'ul. İsmi fail vakıf duran kişi ve burası ismi zaman ismi mekan kalıbındadır. Sülasi Mücerred'in ikinci babından gelenler mef'elun vezninde gelir ismi zaman ismi mekanı. Mevkifus seyyarat arabalar durağı otobüs durağı da diyebiliriz araba durağı da diyebiliriz. Kad yusadifuke kad harfi mazi fiilin başına geldiği zaman tahkik, kesinlik ifade eder. Müzari fiilin başına geldiği zaman bazen, bazı kere. Sadefe, karşılaşma, musadefe. Kad yusadifuke, bazen seninle karşılaşır. Kim? Şahsun, bir şahıs, bir kişi, herhangi birisi bazen seninle karşılaşır. Sen ne olduğun halde? Burası isim cümlesi hal arkadaşlar. Ve ente sairun, sen yürüyorken. Yürür bir vaziyetteyken nerede? Fittari. Sen yolda yürürken bazen karşına biri çıkar da ve yestevkifu ke seni durdurur. Niçin? Liyes eleke sana sormak için. Ne hakkında? An mekani muayyenin bir yeri, belirli bir yeri sormak için seni durdurur. Misle ne gibi? Mevkifis seyyarat. Misle mevkifis seyyarat. Araba durağı, otobüs durağını sana sorar. Fetekulu, sen söylersin lehu ona. Örnek veriyor. Tesiru, işte yürüyeceksin. Veşşari'a. Normalde biz şunu biliyoruz değil mi arkadaşlar? Arapçada vav harfi atıf harfidir. Ne yapar? Kendisinden önceki kelimeye, kendisinden sonraki kelimeyi bağlar. Mesela ca'e geldi kim? Aliyun ve Ahmedu. Ali ve Ahmet. İşte Aliyun yahrucu minel beyt evden çıktı ve yezhebu yahrucu çıktı ve yezhebu gitti. Ama biz şunu biliyoruz. Atıf harfinden önceki harfi ise bağladığı şeyde fiil olacak. İsmi isme, fiili fiile bağlayacak arkadaşlar. Veya harfi harfe bağlayacak. Şimdi yürüme ile cadde arasında bir bağlantı var mı? Yok. Sen yürü ve şari ve cadde yürüsün diyemeyiz değil mi? Sen ve cadde yürüsün diyemeyiz. Zaten fiil arkadaşlar ile isim farklı olduğu için atıf yapılamaz. İşte burada şuradaki vava mef'ulün ma'ahva diyoruz. Yani burada diyor ki cadde boyu yürü. Yani cadde ile birlikte yürü. Cadde boyu hâzâ. Bu cadde boyunca yürü. Sümme sonra ten adifu. Adaf arkadaşlar normal şefkat hani işte meyilli şefkate meyilli eğilimli anlamında ama buradaki anlamıyla ten adıfı dön döneceksin ilel yesar cadde boyunca yürüyeceksin sola döneceksin ve tesiru yine yürüyeceksin ne boyunca vel mehallat bak yine fiil ve isim dükkanlarla yürümenin bir şeyi yok arkadaş alakası yok dükkanlar boyunca yürüyeceksin hangi dükkan etticariyete. Burası akılsız varlığın çoğulu olduğu için sıfatı müfret müennes olarak geliyor. Cemi müennesin nasb alameti hareke ile esre ile gelir. Ama müfret bir ismin nasb alameti fetha ile gelir. Ticari dükkanlar boyunca yürüyeceksin. El hamsetel ula. Beşinci ilk o ticari dükkanların beşinci dükkandan ilki. Beşinci dükkanın ilki diyor yani. Beşinci dükkandan sonraki ilk dükkan. Fesemme işte orada tecidi bulacaksın. Beşinci dükkandan hemen ilk dükkan, sonraki ilk dükkan. Orada bulacaksın. Ba'deha yani o beşinci dükkandan sonra. Tilke mevkü. Veya şuraya şöyle mana verelim. Madem buraya ba'deha getirmiş. Ve tesiru yürüyeceksin vel mehallati ticariyetel hamsetel ula hamse beş ula ilk beş dükkan ilk beş ticari dükkan evet böyle verin daha güzel olur ilk beş normalde hamsete beş hamise olsa beşinci olurdu ilk beş ticari dükkan boyunca yürüyeceksin fesemme sonra işte orada semme arkadaşlar
Şurada sümme, sonra femme, orada demek. İşte orada tecidi bulacaksın. Ba'daha, o beş dükkandan hemen sonraki dükkanı, ha zamiri dükkana gidiyor. Tilke mevkife seyyarat. Otobüs durağını orada bulacaksın. Fel maksud, işte burada kast olunan en la yulazime. Lazeme yulazimin normalde arkadaşlar gerekli olma, hani lazım diyoruz ya, ama buradaki anlamıyla ne kullanmış? Lazeme yulazimu, eşlik etme anlamını. Eşlik etme, devam etme manası. Kast olunan en la yulazime, devam etmesi. Kimin? Es-sailu, soran kişinin devam etmesi. Nereye? Es-seyre, yürümeye devam etmesi. Fi hâzeş-şârih, bu caddede yürümeye devam etmesi. Evvelen, ilk olarak. Sümme, sonra. Yuvasilu, vasale, yuvasilu arkadaşlar. Normalde vasale ulaştı demek, ama vasale sürdürme. Müfaale babından sürdürme, devam etme. Sonra sürdürmesi neyi? Es-seyre, yürümeyi, sürdürmesi, devam etmesi. Me'al mahallati ticariyeti, ticari dükkanlarla beraber yürümeyi sürdürmesi. El-müşar, müşar işaret olunan, gösterilen. İleyha, gösterilen kendisine. Evet, ileyha, yani işaret edilen o ticari dükkanlarla beraber yürümesi. Niçin? Keyyes ile varması için. İlâ mâ yürüyüp, istediği yere varması içindir. Burada kast olunan şey diyor arkadaşlar. Şimdi bu parçaya bakıldığında mavi renkli kelimelerin mansup olduğu ve vav harfinden önce ise bir fiil bulunduğu görülmektedir. Mavi renkleri görüyoruz. Ondan önce de bir fiil görülmektedir. Bu tür cümlelerde vav harfinden sonraki kelimeyi öncesine atıf yapmak, yani vav harfini bağlaç olarak kullanmak mümkün değildir. Neden? Çünkü atıf ancak ya ismi isme bağlarsın, ya fiili fiile veya cümleyi cümleye bağlayarak yaparsın. Bir isim bir fiile veya cümleye atıf yapılamaz. İşte atıf yapılamayan bir vavdan sonra gelen isim birliktelik anlamında olan mef'ulü me'ah denir. Bu vava da vav-ı maiye. Sizin sınavda en çok dikkat etmeniz gereken şey, o vav harfinden önceki isimle sonraki arasında bir mana veyahut da bir anlam olarak şey var mı? Bir uygunluk. Yani saçmalık var mı yok mu, ona bakacaksınız. Yani bir yürümekten bir caddenin bir işte kişiyle mahalle dükkan birlikte yürüyemez, değil mi? Buna bakmanız gerekiyor. Yani bu vav harfi atıf için bağlaç olmaz, birliktelik anlamını içerir. Vav-ı maiyeden sonra gelen mansup isme mef'ulün ma'ah denir. Vav-ı maiyeden sonra birliktelik anlamına gelen mef'uldür. Bu mef'ulden önce beraberlik ifade eden vav harfi bulunur. Atıf için olmayan bu vav, birlikte ile beraber vesaire anlamları ifade eder. Örneklere bakalım. Kale, söyledi. Kim? El muallimi, öğretmen. Ne olduğu halde? Muğasiben, burası hal. Kızgın bir halde, kızgın bir şekilde söyledi. Ma ente, sen olamazsın. Vel ilme, ve ilim olamaz diyemeyiz, değil mi? Sen olamazsın ve ilim olamaz diyemeyiz. İşte burası arkadaşlar zamir, burası arasında bir bağ yok, bir ilinti yok. Dolayısıyla burası vav-ı maiye ve mef'ulün ma'ahtır. Burası arkadaşlar. Ne diyeceğiz? Sen ilimle birlikte, yani sen öğrenemezsin. Sen nere, ilim öğrenmek nere gibi. İnnema, ancak sen nesin? Cahilün, cahilsin şeklinde söylemiş. Sirtü, yürüdüm. Ve şatia, ve cadde yürüdü diyemeyiz. Ben yürüdüm ve şatı kıyı, özür dilerim, kıyı yürüdü diyemeyiz. Cadde bu kıyı boyunca yürüdüm. Kıyı boyunca yürüdüm. Ne kadar? Saatin. 2 saat. 2 saat yürüdüm. Burası neydi arkadaşlar? Mef'ulü mutlaktı, değil mi? Mef'ulün ne kadar yapıldığını söylüyordu. Yürüme işlemini ne kadar yaptım? Saatin. 2 saat. Mef'ulü mutlak. Tesni olduğu için nasb alameti ye ile. Ne zaman? Sabahel yevm. Zaman belirttiği için mef'ulün fi. Günün sabahında cadde
Ya aklımda hep caddeye gidiyor ya. Tövbe estağfurullah. Kıyı boyunca 2 saat yürüdüm. İstekastu uyandım. Vetegridet tuyuri. Vetegridet tuyuri. Kuşların ötüşüyle beraber uyandım. Kuşların ötüşüyle beraber uyandım. Şuradaki vav'dan önceki fiil ile sonraki arasında bir bağ yok arkadaşlar. Burası fiil, burası mastar. Garrede, yugarüdü, tegrid isim olarak gelmiş. Dolayısıyla ismi isme, fiili fiile veya cümleyi cümleye atıf yapılır. Hadara geldi Muhammed. Muhammed ve gurube şems ve güneşin batışı geldi anlamı olmayacağı için güneşin batışı ile beraber geldi. Sefertu yolculuk yaptım ve talibine ve talibine öğrencilerle beraber. Öğrencilerle beraber yolculuk yaptım. Normalde burada hani belki şunu diyebilir. Yolculuk yaptım, öğrenciler de yolculuk yaptı gibi olabilir ama burası fiil, burası isim olduğu için o anlamı veremeyiz. Öğrencilerle birlikte olduğunu nasıl anlıyoruz? Vav'dan önceki fiil, vav'dan sonraki isim olduğu için ve atıf harfi isme isme, fiili fiile, cümleye bağladığından dolayı buradaki vav maihiye olup birliktelik anlamı katan vav'dır. Sir, yürü ve hadet tarik bu yol boyunca yürü tesil ulaşacaksın ilel külliyeti fakülteye ulaşacaksın. Vasalte ulaştı el medresete okula ve dakkatil ceresi ve zil çalması ulaştı diye olmayacağı için ve dakkatil ceres zilin çalması ile beraber okula ulaştın sen ulaştın vasalte zilin çalması ile beraber istaykaza uyandı en naimu uyuyan kişi uykucu ve ezan el fecri sabah ezanı ile beraber sabah ezanı ile beraber uyandı safere yolculuk yaptı duyuf misafirler ve tulu'a şemsi güneşin doğuşuyla beraber ene ben müsteyqizun uyandım ve tagridet tuyur kuşların ötüşüyle beraber uyandım aciptu şaşırdım minke sana ve aliyen. Burada şimdi bakalım. Aciptu ben şaşırdım. Minke sana ve Aliyen. Burada şu manayı veremeyiz. Ben sana ve Ali'ye şaşırdım diyemeyiz arkadaşlar. Sana ve Ali'ye şaşırdım diyemeyiz. Öyle olsaydı min harfinden dolayı Ali'yin olması lazım. Demek ki bu Aciptu ile beraberlik anlamı katacak. Ali ile beraber sana şaşırdım. Ali ile beraber sana şaşırdım. Da terk et el zalime zalimi terk et vel eyyam günlerle beraber yani gün geçmeden günler geçmeden zalimi terk et bırak maleke senin için değildir ve aliyen ne değil Ali ile beraber senin değildir senin değildir ve aliyen Ali ile beraber senin değildir. He, şöyle de diyebiliriz. Ma ol bir şekilde leke senin içindir. Ali ve Aliyen Ali ile birlikte senin için. Ali ile birlikte senin için. Evet, Ali ve senin olan şey. Ali'nin ve senin. Ma ol bir şekilde leke senin için ve Aliyen. Ali ile beraber senin için. Evet. Ma veya senin değildir ve Aliyen Ali ile birlikte. Buraya olumsuz olan ma mı yapsak yoksa ismi mefsul olan ma mı? Olumsuz yapsak ma leke senin değildir ve Aliyen Ali ile birlikte. He, şöyle desek daha güzel olur. Ali'nin senin değil ama Ali'nin. Senin değil Ali'nindir. Ali'ye aittir. Sana ait değil, Ali'ye aittir. Şeklinde diyebiliriz. Özete geldik. Kelimeler arkadaşlar ezberlersiniz inşallah. Bakarsınız çünkü sınavda muhtemelen bu kelimelerden çıkacaktır. Soruları da cevaplayalım, bitirelim inşallah. Değerlendirme soruları. Aşağıdaki
İfadelerden hangisi mefulü leh için? Neyi soruyor? Mefulü leh yani niçin sorusun değil mi? Mefule cümlenin fiilin mastarından. Hayır, mastarından olmaz. Cümlenin anlamını pek işte bunlar mefulü mutlaktır. Sayısını ve türünü belirten mefulü mutlak. Eylemin nedeni. Evet, cevabımız bu. D şıkkı. Eylemin nedenini belirtir. Mefule isimden de olabilir arkadaşlar. Herhangi bir isimden, fiilden, tabii ki fiilden oluyor değil mi? Fiilin niçin yaptığını söylüyor. Fiilden oluşuyor yani. O fiili neden yaptığını söylüyor arkadaşlar. Fiilin mastarından. Cevabımız D şıkkı. Mef'ulü mutlak için doğrudur. Mef'ulü mutlak cümledeki eylemin sayısını ve türünü belirtir. Doğru. A şıkkı doğru. Eylemin sayısını ve türünü belirtir. Mef'ulü mutlak. Mef'ul cümle anlamını olumsuzlaştırmaz. Yanlış. Yer ve zamanı belirtmez arkadaşlar. Birliktelik anlamı mef'ulü ma ifade eder. Cümledeki eylemin nedeni de mef'ulü ne bildirir. Doğru cevabımız A şıkkı. Mef'ulü ma için hangisi doğru? Cümlenin fiilinin mastarına yapılan bir mef'ul. Bu mef'ulü mutlağa ait. Mef'ulü ma'a değil. Atıf için vav olan harften atıf için değil, atıf için olmayan bir vavdan sonra gelir cevabımız C şıkkı. Eylemin sayısını belirten maah değil, mef'ulü mutlak. Hem sayısı hem anlamını pekiştiren arkadaşlar, sayısını değil anlamını pekiştiren mef'ulü mutlaktır. Bu mef'ulü maah değil. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Mef'ulü mutlak cümledeki fiilin mastarı veya eş anlamlı bir mastardır. Doğru. Bu mef'ulü mutlaktır. Ya cümledeki fiilin mastarı veya o fiilin eş anlamlı fiili mastar olacak. Mef'ulü mutlağa dönen zamir mef'ulü mutlak olabilir. Doğru. Mef'ulü ile cümledeki eylemin nedeni veya sebebini belirten ve cümlenin fiiliyle aynı kökten demiş. İşte buraya dikkat. Cümlenin fiiliyle aynı kökten olmayacak. Başka bir fiilin mastarı olacak arkadaşlar. Başka bir fiilin. Dolayısıyla yanlış olup sorunun doğru cevabı. Diğerlerine de bakalım. Cümledeki eylemin nedenini belirten ve cümlenin fiiliyle aynı kökten olmayan, evet aynı kökten değil mef'ulle, birliktelik anlamı ifade eden ve atıf için olmayan var. Doğru. Bu da mef'ulün ma'a Yunfikune infak ediyorlar. Neyi envalehum mallarını niçin infak etme işlemini niçin yapıyorlar? İptigâe merdâtillâh Allah'ın rızasını amaçladıkları için. Allah'ın rızasını istedikleri için. Burası için anlamında olan mef'ulü leh'tir. Darabe dövdü el-la'ibi oyuncu el-kürete. Tabii ki vurdu anlamında dövme değil vurdu. Darbeten hop baktım ki fiille aynı o fiilin mastarından mef'ulü mutlak A şıkkı. Galet tiflu çocuk söyledi li ümmihi annesine şükran teşekkür ederim. Ya ümmi ey anne kat işteraiti sen satın aldın li benim için neyi? Neyi sorusunun cevabı mef'ulün bihti kitabın iki kitap cemiletin iki güzel kitap satın aldın. Şükran nasıl söyledi? Şükran. Zaten hani bir ya yukarıda söylemişti ya arkadaşlar bir önceki videoda işte hissi şey bu mef'ulü mutlakla alakalı şükran şeklindeki mastarlar vardı değil mi? O mastarlar neydi? Direkt onları gördüğünüz zaman mef'ulü mutlağa ait olacağını söylemişti. Dolayısıyla burası mef'ulü mutlak. Mef'ulü mutlak. Diğeri de mef'ulü bir sarih arkadaşlar. Dare döndü ellaibun oyuncular havlel melab oyun sahası etrafında ne kadar? Hamse devarat dönme işleminin bakın devarat aynı fiil ve onun sayısını belirttiği için hamse mef'ulü mutlak oluyordu. Devarat da muzafın ileyh oluyordu. Sayı varsa burası mef'ulü mutlak oluyor arkadaşlar. Devarat da temiz oluyor. Hamse mef'ulü mutlak. Yenhedu ne yaptı? Uyandı ebi babam min nevmihi uykusundan tulu el üstün gelecek ve tulu el fecr güneşin doğuşuyla beraber fecrin doğuşuyla beraber mef'ulün mea yukarıdaki cümlelerden hangisinde hangilerine mef'ulü mea vardır? Sare yürüdü er racülü adam ve nehre nehir boyunca yürüdü. Bir mef'ulü mutlak var.
Yenzilul matar, yağmur yağıyor. Ve şemsu taliyatun, güneş doğuyor. Evet, burası cümleyi cümleye bağlamış arkadaşlar. Yağmur yağıyor, güneş doğuyor. Cümleyi cümleye bağlamış. Burası atıf harfi. Hadar'a geldi, Sami geldi. Vel kaleme, neyle? Kalemle beraber. Kalem geldi diyemeyiz değil mi? Sami geldi, kalem geldi. Evet. Kalemle beraber Sami geldi. Seami mi yoksa? Yok. Seami diye bir şey yok ki. Sami olacak o. Evet. Veda koydu. Er-Risalete, mektubu. Fi gilafin. Gilaf, cüzdan, kılıf anlamlarında. Kılıfta koydu. Ve eğlaka onu kapattı. Ve eğlakahu. Evet. Bunları daha önce yaptığımı hatırlıyorum sanki. Burada 1 ve 3. 1 ve 3 olması lazım. 1, 2, 2, 3, 4. 1, 4, 4. 1, 3, 4. 1 de var. 3 de var. Cevap da ne demiş? Cevap E şıkkı demiş. 1 ile 4 diyor. Olmaz ya. Yanlışlık var sanki. 1 ile 4 olmaz. Veda koydu. Er-Risalete, mektubu koydu. Fi gilafin, çantaya mektubu koydu da, bak, bir koyma işlemi ve onu kapattı. Alaka. Fiili atfediyor. Onu kapattı. Dolayısıyla burada mef va atıf harfi var. Önce koydu, sonra kapattı. Evet, bu 1 ile 3 olacak arkadaşlar. Peki, böylelikle konuyu bitirmiş olduk. İnşallah vizeden sonra işleyeceğimiz fiil cümlesi ve ögelerine devam edeceğiz. Nasip olursa birden fazla meful alan fiiller, mübteda haber olabilenleri bakacağız arkadaşlar. Nasip olursa arkadaşlar, inşallah sınavlarınızdan hepiniz yüksek not alırsınız. Kırık dökük cümlelerle anlatmaya çalıştık. Sürçülisan elediysek affola. Kusurlarımızı görmemeye çalışın, gayret edin. Anlamadığı yer olanlar yorum kısmına yazabilir. Rabbim azminizi, gayretinizi arttırsın, iştiyakinizi daim eylesin. Arapçayı anlayabilecek fehim, idrak, şuur nasip eylesin. Zihninizi ziyadeleştirsin inşallah. Sınavlarınızda inşallah muvaffak eylesin. Allah'a emanet olun, selametle kalın. İnşallah bir aksilik olmazsa, bir mani olmazsa, hayatta olursak, vaktimiz de olursa, vize öncesi bir soru çözüm videosu paylaşacağım nasip olursa düşünüyorum arkadaşlar. Ama dediğim gibi Allah nasip ederse yapacağım inşallah. Peki arkadaşlar, Allah'a emanet olun. Hepinize hayırlı geceler diliyorum.